Öleceğim ben diyordu. Ağzını açmadan ama çığlık atar gibi. Öleceğim ben, rahat bırak beni. Bu sana yazdığım 5000. mektup. Her neredeysen gel artık. İçinde küçücük bir sevgi kırıntısı varsa gel. Gökçe! Gökçe! Allah benim! Gökçe! Allah Gökçe, ayağa kalk! Bırak! Baba, günler, aylar, yıllar geçti. Sana anlatacaklarım, hayallerim, bu mektuplar hep birikti. Sana ulaşmak için binlerce kelimelik, binlerce cümlelik yollar hazırladım. Ulaşamadım. Gökçe. Tamam. Aç ekranı. O gün seni çektim çünkü sahneyi dolduruyordun. Sahne dediğin de sokak. Dün sokaktı, bugün Red Road. Belki yarın 100.000'ler senin adını haykıracak. 100.000'ler. Daha fazlasını isteyen her zaman daha fazlasını alır. Bu hep böyledir. Sesin güzel. Ama sen insanların gözlerini ışığınla bağlayacaksın. Işığınla mı? Işığınla. Yani nasıl yapabilirim ki ışığımı? Şöyle anlatayım sana. Sihirbazlık gösterileri falan mı yapacaksın? Pardon, sözünü kestim. Sihirbazlık doğru kelime. Gökçe, ışığını büyüt ve devleş. Sen bunu kendine borçlusun. Thank you.
Teşekkür ederim. Neredesin Akıkçı bu saate kadar? Ha? Seni arıyorum ben saatlerde. Niye kapatıyorsun telefonunu? Geldim işte. Çok merak ediyormuşsun gibi. Kimdi o adam? Seni bırakan. Aşağıdaki. Kimse. Gökçe, konuşmamız lazım. Ferzan. Ne konuşuyorsunuz orada öyle dırdırdır? Oo, Halit Bey. Bu saatte mi geldin sen? Ne oldu? Güzellik uykunuzu mu böldüm? Evet. Yatıyorduk. Buyurun devam edin o zaman. Bizim sizin gibi sabaha kadar sürtme lüksümüz yok hanımefendi. İş güç sahibi insanız. Ya ne iş güç sahibi? Gökçe, bir sus. Anca beni susturur zaten sen de. Ya bırak, uğraşma şuruna, şirazesi kaymış zaten. Şimdi sana da bir şey söylerdim ama git yat Allah aşkına Halit. Ne haliniz varsa görün be. Bir şey söyle ya, bir kere. Gökçe, hadi hemen hazırlan. Çıkıyoruz. Alo birader, ne haber? Eyvallah. Sizin oralarda Atakan Özarman diye bir lavuk varmış. Sen tanıyor musun bunu? Yok kardeşim. Alacak verecek meselesi işte ya. Ben nereden bulurum bu herifi? Ha, dedektif oldum ha. Sen bir soruştursana şu adamı. Tamam. Tamam Moruk, haber bekliyorum. Eyvallah. Tamam. İş büyümeyecek değil mi? Sana ne ki? Ya Atakan, bir sakin ol. Malzemeler de bitti ya. Gerçeklerle yüzleşti amca. Oğlum bir susun iki dakika ya. Oğlum bak, paranoyaklığın lüzumu yok. Anladın? Şu mevzular durulsun, zaten her türlü pederler girer çözer mevzuyu. Sıkıntı yapma. Oğlum o zamana kadar pastoral tatil yapacağız, fena mı? Kırlarda da koşar mıyız Atakan? Oğlum biz ne yaptık ya? Bence çok zevkliydi. Apayrı bir kafa. Ulan geri zekalı. İnsanlara kurşun sıkmak mı apayrı kafa ha? Sen hayırdır oğlum? Dün gece vuralım abi, atlayalım abi, basalım abi diyordun. Hayırdır ha? Şimdi çocuk gibi korkuyorsun. Ne oldu oğlum, etkisi mi geçti? Verin bir tane daha ha? İstiyor musun? Bak bize ne kadar rahatsız. Bak çay getirdim. Çayını iç, otur keyfine bak. Rahat ol gevşe. Bir sorun olmayacak. Patron. Rama. Ne oldu? Güzel haber mi vereceğim bana? Güzel haber vereceğim. Ların saklandığı yeri tespit etti çocuklar. İyi. Çocukların hepsini fazla fazla gör. Bu arada bana şöyle en güzelinden bir mücevher kutusu bul. Tamam? Hadi. Mücevher. Yalnız nasıl bir hayranlıksa dikişi bile kendi yapıyor. Sizi duyuyorum. Hocam bizi duyduğunuzu biliyoruz. O da bizi duyuyorsa daha mutlu olurum tabii. Evet, son bir düğüm. Evet, işte bu. Dikiş fazlasını alalım, kes. Bundan sonrası sana bağlı, gece sesli kadın. Benim kalbim senin avuçlarında. İyi düşünelim. İyi olsun evladım. İyi olacak tabii. Güçlüdür benim anam. Ben bir çay alayım da geleyim.
şey soracağım. Hı. Yüzüme bakmayacak mısın? Bunu mu soracaktın? Hayır. Yüzüme bakarsan. Al baktım. Sağ ol. Ben Melike ablayla nasıl tanıştınız diye soracaktım. Yani nasıl böyle ana oğlu oldunuz? Bunu konuşmanın yeri burası mı sence? Tamam. Özür dilerim, ben belki kafan dağılır falan diye işte. Onu çöpün yanında buldum. Çöplük? Donmak üzereydi. 4 yıl önce. Kış, kıyamet. Ayakları çıplak. Öyle yatıyordu çöpün yanında. Ölü gibi. Ama ben var ya, onu hemen tanıdım. Gerçi Melike Canan'ı kim tanımaz değil mi? Ben tanıyamamıştım. O gözler tanınmaz mı ya? Gittim yanına. Nefes alıyordu. Hemen üstünü örttüm, seslendim. Böyle kısık kısık açtı gözlerini. Bir baktı bana. Ama böyle bakmak gibi değil ha. Konuşmak gibi. İçimi deldi geçti böyle. Öleceğim ben diyordu. Ağzını açmadan ama çığlık atar gibi. Öleceğim ben, rahat bırak beni. Bırakır mıyım ben? Siz dedim, Melike Candan mısınız? Böyle çenesini gururla kaldırarak, evet dedi. Hiç utanmadı halimden. Sizi dedim, hastaneye götüreceğim, kalkabilecek misiniz? İşte o zaman ilk kez açtı ağzını. Ve bana ne dedi biliyor musun? Zahmet etme. Ben kalksam bile tekrar tekrar düşerim. Peki ben ne dedim? Düşseniz bile dedim. Tekrar tekrar kalkarsınız. Çünkü siz Melike Candansınız. Sen komik bir çocuksun dedi. O gün oradan kalktık. O benim anam, garip anam oldu. Ben de onun haylaz oğlu. Yine kalkacak. Kalkacak tabii. Koskoca Melike Candan nasıl bu hale düşsen anlamıyorum. Bilsem bana da hiç anlatmadı. Peki internette falan hikayesi yok mu? Tek kelime yazmıyor. Görüntü, resim, hiçbir şey yok. Kadın sanki dizi karakteri. Böyle bir sanatçı hiç var olmamış sanki. Ailesi de mi yok? Bilmiyorum Gökçe. Umarım iyileşir de sen kendin sorarsın. Yok. Bir şey olmadı. Bir şey mi olması gerekiyor? Yok. Biz de... Duydum. Duydum. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun.
Siz tanışıyor muydunuz bu arada? Yok. Resmen tanışmadık. Arkadaşı senin etrafında görmüşlüğüm var. Ben de genç kardeşimizi senin civarından biliyorum. Hatta bir kez burnunun dibinde görmüştüm. Kenan, Uğur. Ben de 2 dakika gelsene. Bir şey konuşacağım. Ben dün gece çok dağıttım, değil mi? Seni de rezil ettim, kendimi de. Tamam, bırak şimdi dün geceyi. Sana bir araç vereceğim. Araç? Araç. Amacına ulaşmakta sana yardım olabilecek bir araç. Eren Yıldız... Bildiğimiz Eren Yıldız mı bu? Ta kendisi. Görüşeceksiniz. Eğer sen de potansiyel görürse belki birlikte çalışırsınız. Gerçekten mi? Gerçekten. Al bunu da. Geceki sahnenin parası. Üstüne başına bir şeyler al. Saçını yaptır ve çok iyi görün. Ve 1 saat sonra orada ol. Tamam? 1 saat mi? Yani hemen mi gitmem gerekiyor? Adam seni bekliyor Gökçe. Yok, mümkün değil. Yani Melike abla içerideyken ben bir yere gidemem. Öyle mi? Tamam. Arayayım, iptal edeyim o zaman. Yok, iptal etme. Ben arasam 2-3 saat sonra geleceğim desem olmaz mı? Gökçe, bu tarz adamlar kimseyi beklemezler. Yani tamam, sadece 2-3 saat bekleyecek zaten. Bak, bu herif Melis dahil onlarca ünlünün menajeri. Ben özel ricayla sana bir görüşme ayarladım. Gitmeyecek misin? Ya tamam, teşekkür ederim ama en azından bir ameliyattan çıksın. En azından bir içim rahat etsin. Yani kadın bir de benim yüzümden bu haldeyken nasıl gideyim ben şimdi? Ne? Nasıl senin yüzünden? Boş ver. Ya sen bu adamla iyisen, bir arasan, bir konuşsan. Hı? Gökçe, anlamadığım bir şey var. Sen kız kardeşinin cenazesi yerine sahneye çıkandan ya da şöhret için kendi öz çocuğunu terk eden birinden daha mı insansın? Bunu mu söylüyorsun bana? Ha? Evet, daha insanım. Sen beni mi sınıyorsun? Anlamıyorum ki. Güzel. Dediğim gibi bu şansı kullanmak ya da kullanmamak sana kalmış. Tamam. Gideceğim, tamam. Anne. Gökçe. Kim bu adam gece yanında, gündüz yanında? Kimse değil. Anne bak, benim bir yere kadar gitmem lazım, tamam mı? Gökçe. Delirdin mi sen şurada Melike Hanım canıyla boğuşurken? Biliyorum. Biliyorum ama gitmem lazım. Sen bu karanlık tipli herifle ne işler çeviriyorsun? Bir işler falan çevirmiyorum. Ben dün gece ilk defa onun mekanında sahneye çıktım. Sen dün gece Ece'yle birlikte değil miydin? Değildim anne. Bak, burada tartışmayalım şimdi. Çok önemli olmasa niye gideyim zaten? Bana bak. Tek ayak üstünde 40 tane yalan söylüyorsun. Aklını başına topla. Arkadaşların iş güç sahibi oldular, sen hala... Ya yeter ya, yeter. Sürekli beni birileriyle kıyaslayıp durma. Allah Allah ya. Ya çok önemli olmasa niye gideyim zaten ben? Merak etme, yakında kurtulursun zaten benden. Gökçe. Gökçe. Bir saat sonra. Orada ol. Gökçe. Nereye? Bir görüşmem var, geleceğim hemen. Ne görüşmesi ya? İnsan hayatından daha mı önemli?
Değil tabii ki. Değil. Niye bu ikisini aynı kefeye koyuyorsunuz? Anlamıyorum ki zaten. Yalansın kızım sen. Böyle komple her şeyin yalan senin. Hayatın yalan, hayatın. Beni mi anladın? Kimsiniz siz? Ne istiyorsunuz benim kızımdan? Hiçbir şey. İyi günler. Değmez kızım sana. Değmez. Hemşire Hanım, durumu iyi mi? Kurtarıldı değil mi? Tamam, ben size soruyorum. İyileşti mi? Tamam, pardon. Ama benim bir bilgi öğrenmem lazım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.